Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 11. lem'a. Mirkatü's sünneti ve tiryaku marazul bid'a. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Şu ayetin birinci makamı Minhac-ı Sünne, ikinci makamı Mirkat-ı Sünne'dir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ La ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Kul in kuntum tuhibbunallahe fettebi'uni yuhbibkumullah. Bu iki ayeti azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesi icmalen beyan edilecek. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş: Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehid. Yani fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususen bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususen fesadı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra bir huzuru ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve o şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyeye ittibaı kendine adet eden adatını ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeradar ve sevaplar yapabilir. İkinci nükte, İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki radıyallahu anh demiş ki, ben seyri ruhanide kat'ı meratip ederken tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyeye ittibaı esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet, Müceddid-i Elfisani, İmam-ı Rabbani hak söylüyor.
sünnet-i seniyeyi esas tutan Habibullah'ın zilli altında makamı mahbubiyete mazhardır. Üçüncü nükte, bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefsi emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakayık içerisinde yuvarlandılar. Kâh süreden seraya, kâh süreyyadan seraya, kâh seradan süreyyaya kadar bir sukut ve suud içerisinde çalkanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları gemilerde hattı hareketi gösteren kıblenameli birer pusula gibi hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat ruhiyede çok tazyikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum, tazyikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor, tazyikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü müşbil müşahede tasdik ettim. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş: Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehid. Yani fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Şimdi bu hadise mebni sünnete temessük. Yani bir Müslüman ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde nasıl 100 şehidin sevabını kazanabilir? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Yani sünneti hayatın merkezine koymak. Hayatını, bak, amelini, ticaretini, icraatını, ibadete ve hizmete medar vasıf ve sıfatlarını sünnetle endekslemek. Sünnetle yaşamak. Sünnete medar bir hayatı, hayata hayat yapmak. Bu manada olursa, inşallah Allah layık eylesin, tam temessük edenlerden eylesin, o zaman bakın nasıl bir ecir ya. 100 tane şehitten daha yüksek bir keyfiyet. Peygamberimize ittiba. Evet. Fesad-ı ümmetim zamanında. Şimdi o fesad-ı ümmet işte tam şu anda ahir zaman değil mi? Tam yani Hazreti Adem'den bugüne gelinceye kadar böyle bir asır gelmemiş ya. Dehşeti tsunami gibi kalıp götürüyor ya. Uslatıyor değil mi? Ya.
Yecüc ve Mecüc'ten daha tehlikeli, daha dehşetli. Bak, hayatta, değil mi? Hayatta bir dinsizlik ve bir anarşilik zuhur edecek. Hayatta, cemiyet hayatında işte görüyorsunuz ne ahir zamanın dehşet ve şiddet içerisindeki insanların faaliyetlerine bakınıyor. Hiçbir asır böyle bir asır görmemiş ya. Şimdi böyle bir dehşet içerisinde sünnete tam temessük etmek, sünneti hayatın merkezine yerleştirmek karşılığında Cenab-ı Hak 100 tane şehidin ecir ve mükafatını veriyor, verecek. Allah layık eylesin. Evet, evet. Fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet. Sünnet-i seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususen bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususen fesadı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Evet. Yani en küçük sünnet-i seniyenin adabı dahi insan hayatına ne yapıyor? İstikamet veriyor. Tabi burada böyle tahkik gözüyle biraz durmak, bir nefisleri de sorgulamak icap ediyor. Evet. Yani avamın noktayı nazarında, yani işte bu asırda demiş, giyinmek, gezmek, yemek, içmek, dünyevi zevklerine yapmış, öne çıkmış. Hayatın tanzim ve tertibi içerisinde o hayatımızın güzel akışı noktasından sünnete müraat ediyoruz. Mesela ya Peygamberimiz yemeğe nasıl başlamış? Evet. Tamam. Ne yemiş? Adapla ilgili sünnetler bugün birçok Müslümanın gündeminde ön sırada. Nasıl uyudu, nasıl kalktı, nasıl yedi, nasıl içti? Tamam. Ama esas sünnet-i seniye ne? Evet. Ve nereden başlamak icap eder? Bakın, bütün peygamberlerin sıfatları vardır. O sıfatlar Efendimiz'de kemal derecede. Birincisine sıdk, doğruluk. Evet. Bak. Şimdi her nefis kendini murakabe etsin. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ı bak, Risalet şerefine çıkartan saiklerin başında ne geliyor? Doğruluk. Doğruluk. İkinci sıfatı ne? Emniyet. Emniyet. Emin. Emin. Risaletten önce de emindi. Değil mi? Bütün insanlar ne yapıyordu onu? Emin. Emin. Bak Muhammed emin. Bakın şimdi İslam aleminde emniyet noktasından neredeyiz? Tamam. Haşa. Sakallı bırak. Sarıkta sar. Cübbede giy. Sünnet-i seniyeye göre ye iç. Onlar güzel de. Ama işin esası. Esası esası. Emniyette neredeyim? Neredeyiz? Neredesin? Herkes kendini sorgulasın. Şimdi 10 yaşındaki çocuğu farazı yani. Zihne yaklaştırmak için konuşuyorum. 10 yaşındaki çocuğu gönder kasaba. Oğlum git oradan şey. Yarım kilo kıyma. Yarım kilo kıyma. Hmm. Çocuk ya. Raşit değil o kasap. Nasıl kıyma verir? Neyi çeker? Neyi karıştırır? Evet. Bak, emniyet. Bak. Ya. Ağza ve duygularda emniyet. Biraz daha açayım mı? Evet. Gözün emin mi?
kulağın, ağzın, lisanın emin mi? Hele söyle. Sahabe sordu, ya Resulallah, mümin cimri olabilir mi? Taaccüp manasında soruyorlar. Efendimiz buyurdu ki, olabilir. Bazı Müslümanlar cimri olabilir. Peki, yine taaccüp. Ya Resulallah, mümin korkak olabilir mi? Olabilir. Fıtrata korkarlık ilişebilir mi? İlişebilir. Peki, ya Resulallah, mümin yalan söyler mi? Peygamberimiz söylemez. Bak, mümin yalan söylemez. Resulullah buğday pazarına girdi. Bir çuvağın içerisine elini soktu, çıkarttı. Eli ıslandı. Aldatan bizden değildir. Bakın. Bizim sünnetimizi, bizim yolumuzu ne yapmıştır? Terk etmiştir. Yani. Üstad Mesnevi'de diyor ki, Evliyaullah'ın, kamil insanların azaları, duyguları fenafillah olmuştur. Yani evliyanın duyguları, hisleri fenafillah. Allah'ta fani olmuş. Biraz daha açayım. Evet. Yani bir Müslümanın gözü Allah'ta fani olursa o göz harama kayar mı? O göz, o dil yalan söyler mi? Hadi. Emniyet ya. Evet. Ben bazen söylüyorum yani biraz mübalağa ile, tamam. Şu İslam alemi emniyet noktasında sınıfta kaldık ya. Nasıl? Camide evliya, ticarette eşkıya. Eşkıya. Bakın, o şeyde, Uzak Doğu'da, Malezya, Endonezya, o taraflardaki insanlar nasıl Müslüman olmuş? Endonezya. Endonezya nasıl Müslüman olmuş? Bak, adam Müslüman tüccar. Evet. Tüccar. Dışarı çıkmış, tezgahtar malı satmış. Kuvvetli bir mal satılmış. Geliyor, soruyor, kaça sattın? Diyelim ki fiyatı 300 lira. 300 lira. O 600 liraya satmış. Haram diyor. Git adamı bul, parasını iade et. Yani kısa keselim. Gitmiş adam bulmuşlar, getirmişler, parayı iade etmişler. Adam şok olmuş ya. Hiç öyle bir kültür yok, öyle bir anlayış da yok. Peki niye demiş? Ben verdim, alan memnun, satan memnun. Bitti. Sen 600 dedin, ben de kabul ettim. Sen bu 300 lirayı niye bana iade ettin falan? Niye bu? Neden bu? Sebebi ne? Dinim bunu emrediyor. Demek sizin dininiz böyle mi? Bak, o adam Müslüman olmuş. Dini haktır. Ve onun etrafında birçok insanlar bu tüccarın istikametinden, doğruluğundan İslamiyet'i seçmiş. Bak. Sıdk. Üstad diyor, hayat işlemede ne ölmüş? Sıdk, doğruluk ölmüş. Başka? Emniyet. Şimdi şurada dünyanın en güzel gemi şeyi olsa, ne diyorlar? Tersanesi olsa, ters konuştuk. Tersanesi olsa, bakın, getir oraya şey et, kereste yiyor. 10 tane keresteden 8 tanesi çürük. Yap hadi, dünyanın en güzel gemisini yap. Ve okyanusa çık. Ne olur? Bir dalga alabor olur. Bak, bak, bakın, bir İslam cemiyetinde emniyet ve sıdk giderse aynı o çürük gemi gibi. Hayat-ı içtimaiye çürük gemi. Yalan, doğran, fitne, fesat. Ya, emniyet, emniyet kalktı mı? Emniyet bir cemiyetin kayyum değeri. O gitti mi? Her şey bitti ya.
Ha. Peki peygamberlerin çok önemli en birinci vasfesi ne? Tebliğ, tebliğ. Tebliğ. Peygamberimiz o, değil mi? O panayırlarda, değil mi? Evet. Değil mi? Nasıl anlatmış ya? Nasıl tebliğ etmiş? Çadır çadır. Çadır çadır. O Kaz panayırlarında çadır çadır geziyor. Arkasından da Ebu Leheb. Benim yeğenime şey yapmayın. Bu meczuptur. Divanedir haşa. Bakın. Tebliğ. Bakın. Tebliğ bir rivayette Peygamberimiz Ebu Cehil'e tam 500 kere anlatmış. Buyuruyor ki her ümmetin bir firavunu vardır. Benim ümmetim firavunu da kimdir? Ebu Cehil'dir. Risalet gözüyle bildiği halde 500 kere anlatmış. Ebu Cehil bir gün demiş ki ya Muhammed yeter artık. Allah'a yemin ederim ki yarın mahşer günü Allah seni bana sorarsa diyeceğim ki Muhammed görevini yaptı. Bana da anlatma. Gavuru kafiri görüyor musun? Bak bildiği halde. Bak niye? Peygamberimiz niye anlatıyor? Çünkü tebliğ farz. En büyük sünnet. En büyük ibadet. Bak en büyük ibadetlerden birisi. İslam dininde tebliğ ümmete farz-ı kifaya, alimlere farz. Üstad diyor bu ahir zamanda ne? Tebliğ farz-ı ayn derecesinde önem kazanmış. Evet. Şimdi söyle bakalım. Tebliğde neredesin? Ne haldesin? Bugün uzağa gitmeyeyim sana sorayım. Hak namına, hakkat hesabına kaç kişiye ne anlattın? Ne anlattık? Ne anlatıyoruz? Peygamberimiz buyuruyor. Bir belde evliyalarla ağzıyla beraber doğru olmuş olsa bile o beldeden tebliğ kesilirse belalar sel gibi üzerinize akar. Tebliğ ciddiyeti. Kur'an'da kaç tane ayet var diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor. Kendini helak etme ya. Kendini helak etme. Ya. Resulullah öyle çırpınıyor ki insanlar ya insanlar cehenneme girmesin, insanlar ebediyen helak olmasın diye Resulullah öyle çırpınıyor ki Cenab-ı Hak ikaz ediyor ya. Kendini helak etme. Kendini helak etme. Ya. Nasıl bir tebliğ? Tebliğine bakın. Tamam. Tebliğ güzel. Allah razı olsun. Bugün birçok kardeşimiz tebliğ de yapıyor. Ama tebliğden 100 derece daha kıymetli olan ne? Temsil. Temsil, temsil. İslamiyet'in güzelliğini hayatında fiilen sergilemek. İşte, Haza Muhammed'i. Baktıkları zaman işte Müslüman böyle olur. Bak. Hazreti Ömer demiş ya. Bakmayın demiş ibadet ve taatına. Muamelatına bak. Muamelatına bak. Bak. Peygamberimiz 3 kere din muamelattır, din muamelattır, din muamelattır. Tamam. Gece teheccüd namazına kalkarsın. O senin hususi ibadetindir. Ticaretteki doğruluğun ne? Saffetin ne? Samimiyetin ne? Şimdi yani avamın anladığı manada bak, yaşayacağız. Yaşayacaksın. Ama avamın anladığı manada sünnet-i seniye ittiba ettin mi? Bak içini doldurmadın ya. İçi dolmadı ya. Olmadı, olmuyor. Olmaz ya. İçini doldurmadın. İçin olmadı. Temsil. Üstad Hazretleri'nin hayatına bakın. Değil mi? Şimdi İslam aleminde Hazreti Üstad gibi 5-6 tane zat olsaydı Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Pakistan'da İslam alemi böyle mi olurdu ya? Temsil, temsil. Konuştuğunu yaşamak, yaşadığını da konuşmak. Bir Müslüman konuştuğunu yaşar, yaşadığını da konuşursa o Müslüman yaşayan bir hakikat olur.
Ha. Şimdi çok dertli olduğum için kestim önünü de. Şimdi bakın iki nokta var sünnetle ilgili. Sünnette bir maiyet sırrı var, bir de tebaiyet sırrı var. Şimdi burada tebaiyet sırrını anlatıyorum, evet. Değil mi? Oku şurayı. Hususen fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra, bir huzur-u ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında, sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada, o adi muamele ve o fıtri amel, sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Evet. Yani bu tebaiyet sırrı, işte Allah'ı en iyi bilen, değil mi? Allah'tan en ziyade korkan, en muttaki, en arif, en kamil, en salih, değil mi? En cami, ismi azamın hamili, her ismin azam tecellisinin hamili, İslamiyet'te kemalata medar ne kadar sıfat ve vasıflar varsa o sıfatlarda Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelen bütün insanlar içerisinde en önde, en ileride, en mükemmel ayna kim? Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bak, bak. Allah'ın halili, habibi, dostu. Levlake sırrına, makes ve ayna. Dolayısıyla en güzel model. İslam'ı en güzel yaşamak istiyorsan işte sana peygamberimizin hayatı, işte uygulaması, işte ibadeti, işte taatı, işte muamelatı, işte tarz ve harekatı. Ha. Bu tebaiyet sırrı. Ekser evliyalar, kamil insanlar, yani bin sene içerisinde asr-ı saadet tabi ve tebai tabinden sonra kısmen onlarla beraber evliyalar, kamil insanlar tebaiyet sırrıyla gitmişler. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselam bizim piştarımızdır, rehberimizdir. Ha, her meselede imamımızdır. Bitti. Peygamberimizin tarzını, hayatını hayatına yansıtmak. Müstakim, halis, ihlaslı, samimi bir kul olmak. En güzel ayna, en güzel model kimdir? Zat-ı Muhammediyedir. Bu ne sırrıdır? Tebaiyet sırrıdır. Bir de maiyet sırrı var. Maiyet sırrı. Bu çok daha özel ve önemli. Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah'la münasebeti tebaiyet sırrı. Değil, maiyet sırrı. Tebaiyet sırrı değil, maiyet sırrı. Yani maiyet ne demek? Nitelikli beraber, aynı davayı, aynı gayeyi birlikte ve beraber götürmek. Kur'an diyor ya, ikinin ikincisi. Dinin tesisinde, şeriatın tatbikatında, Allah'ın emirlerinin duyurulmasında Resulullah'la beraber birlikte çalışmak. Bu sırrı risalet. Tebaiyet sırrı, sırrı velayete bakıyor. Akrabiyet. Bir de kurbiyet meselesi burada. Bakın. Hazreti Ebu Bekir bak. Dinin tesis ve temelindeki payı. Bu da ne? Maiyet sırrı. İşte sahabeler birinci derecede bu maiyet sırrı ile alakadar bak. İslamiyet'in binasında, inşasında onların neyi var? Payı var da. Temeli. Temeli var. Peygamberimiz birisine söyledi. Bir sahabeye birisi ilişince peygamberimiz buyurdu ki ona ilişme. Ona ilişme. Allah'a kasem ederim ki Uhud dağı kadar altının olsa dağılsa yine onlara kavuşamazsınız. Onlar saf evvel. Onlara kavuşamazsınız. Uhud dağı kadar altınız olsa fisebillah tasadduk etseniz yine onlara kavuşamazsınız. Bak.
Şimdi mesela bu asırda bakın, maiyet sırrı noktasından, ya bak, bak, usta diyor ya bak, ya. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar, farkında değilim, karşımda müthiş bir yangın var bak. İçinde evladım yanıyor. Bak imanlar tutuşmuş yanıyor. Üstad Hazretleri, bak dikkat edin, sünnete medar en büyük görevi ifa etmiş. İmanı kurtarmak. İmanı taklitten tahkime çıkartmak. Allah'ı bilmek ve bildirmek. Sevmek ve sevdirmek. Tanımak ve tanıttırmak. Bak, sünnet-i seniye dairesinde en ciddi görev, en birinci sorumluluğumuz. Bu. Cenab-ı Hak bu sorumlulukta gücümüzü ziyadeleştirsin. Amin. İstikametten ve ihlastan ayırmasın. Amin. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra, bir huzur-u ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve o şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. Bu burayı nasıl şey edeceğiz? Huzur. Huzuru daimi de diyor ya. Yani tabii yani peygamberimize tebaiye sırrıyla değil mi bak? Yani Cenab-ı Hak o aşkı da içimizde açsın, inkişaf ettirsin. Tamam. Yandırsın ve tutuştursun bak. Yani, Resul, fena fil Resul denilmiş değil mi? Evet. Resulullah da fani olmak. Ona benzemek. Ayet-i kerime var. Eğer Allah'ı seviyorsanız Habibullah'a ittiba edeceksiniz. Evet. Ayet. Eğer Habibullah'a ittiba edilmezse netice veriyor ki sizin Allah'a muhabbetiniz yoktur. Demek Cenab-ı Allah'ın marifetine giden yolda ne oluyor? Resulullah ittibadan geçiyor. Resulullah'a ne kadar ittiba edersek o muamelat, o davranış kalıpları, o ibadet, o tesbih, o zikir, o muamelat doğrudan doğruya hem önce peygamberimizi hatıra getiriyor. Peygamberden sonra da Allah'ın, bak, Allah'a kurbiyet manasında. Fenafillah. Fenafillah'a geçebiliyor insan. Yani fenafil Resul'dan fenafillah'a geçmekte sünnet-i seniye nedir? Çok önemli bir saiktir yani. Tabii bu böyle her Müslüman dindeki hassasiyeti, ittikadaki rusuhiyeti, kalbinin uyanıklığı, bakın din nedir? Din kalbin uyanıklığıdır. Din teveccühtür. Din teslimiyettir. Din itidaldır. Din muvazenedir. Din şefkattır. Din hulusiyet, saffet ve samimiyettir. Kuldaki bu samimiyet değil mi? Samimiyet, Resulullah'a olduğu gibi doğrudan sonra doğru önce kim olması lazım? Allah. Cenab-ı Allah olması lazım. Bu samimiyet, bu saffet, bu istikamet birbiri üzerine kuvvet verince o zaman bir nevi derecesi nispetinde sanki o Müslüman huzuri ve şuhudi bir keyfiyete yükselmiş oluyor. Yani, tabii burada da ne var? Sonsuz dereceler var. Cenab-ı Hak mertebelerimizi ziyadeleştirsin. Evet. Yani o kul ol manası, kulluk manası, kul. Yani şimdi bakın peygamberimizi tasvif ederken ne diyoruz? Abduhu ve Resuluhu. Bak, bak. En büyük makam ne? Kulluk.
kulluktan büyük makam yok. Peygamberimiz önce kul, sonra Resul. Önce kul, sonra Resul. Bak, şimdi Resulullah'ın talimi ve tedrisi getirdi hakikatler bize neyi emrediyor? Önce kul ol, kul. Allah'a kul ol. Bitti. Tamam, kul oldun. Kulda süreklilik esastır. Baştan olmasın. Ya, bidayetten nihayete kadar kulluk çizgisi. Peygamberimiz değil mi? Süre-i Hud beni ihtiyarlattı. Çizgide muhafaza. Allah ayağımızı kaydırmasın. Hudutta istikamet. Hudutta istikamet. İstikamet Müslümanın dünyasında farz-ı daimidir. Son nefese kadar gitmemiz lazım. Allah ayağımızı kaydırmasın. Şimdi kul olmak. Ya yani işin esası. Din neye geldi? Allah'a kulluk. Kulsun, bitti. Kuluz ve kusuruz. İzafet, böyle enaniyet, gurur, kibir, şöhrete gerek yok. Kuluz ve kusuruz. Bitti. Ha. Kulluk. Kulluk potasında erimek. Tamam. Ama kulluğu da ne yapmak? Önemli olan son nefese kadar götürmek. Süreklilik. Demek yani bu işi formüle edersek şöyle bir mana ortaya çıkıyor. Zaman anlardan müteşekkil. En küçük zaman birimine an. Anı seyre diyoruz ya. Yani anınla kul ol. Allah'a kul ol. Allah'a kul ol. An, an. Yani en küçük zaman birimi. O anlarda Allah'a kul ol. Daha kemal manası bir de anınla onunla ol. Allah'la ol. Ya. Her an. Her an. Anınla ol, bir de anınla onunla ol. Demek işte sünnet-i seniyeyi hayatımıza nakşedersek, aklımız, kalbimiz, ruhumuz, hedef ve gayemiz, aşkımız, davamız Allah'ın marziyeti ve rızası olursa, sünnet-i seniye dairesinde marziyet-i ilahiye müteveccih gidersek, bu noktayı insan yakalayabilir mi? Yakalar. Anınla kul olur. Anınla bir de onunla olur. Evet. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyeye ittibaı kendine adet eden, adatını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeradar ve sevaptar yapabilir. Evet. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtene, inneke entel alimul hakim, ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.